Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala rasulina Muhammed, sallu ala habibina Muhammed, sallu ala tabibi kulubina Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem ecmaîn. Sevgili kardeşler, Allahu Teala Hazretleri nasip ederse kalbin tezkiyesine devam edeceğiz 14. bölümüyle. Hani Baba Efendi en son şöyle demişti: onunlayım, ondayım, aslım o, ondan bakarım, ben bir kulum, ağam o, o sardı beni, o aldı beni. O kim? Alemlerin Rabbi olan Allah Celle Celaluhu. Tamamen yokluğa erdiğini, fena fillah, beka billah, beka billah'tan sonra anillah olup sonradan geri geldiğini söylüyor. Anillah olup geri gelince ne oldu? İşte buradan devam edecek. Buyuruyor ki, tarıkım nakşi, kolum üveysi. Nakşi tarıkımdaki maksat sevgili kardeşlerim, Halidiye kulu, Ehramcızade onun halifesi İbrahim Garibullah. İşte Dursun Baba İbrahim Garibullah'ın halifesi. Kolum üveysi, yine Halidi kulu. Muhammed Halid-i Bağdadi Abdullah Mekki ile emanetleri Vehbi Hayyati'ye gönderdi. Vehbi Hayyati, İrşadi Baba, Kürşadi Baba, Ağlar Baba, Hacı Maksud Baba ile emanetler Dursun Baba Hazretlerine geldi. Üveysi kulu. Taha Yasin gelmekteyim diyor. Tarikat üzerinde kamil insan olarak Allah-u Teala bana görev verdi. Böyle geldim. Fena fillah, baka billah bulup anillah olup geldim. Anillah olmak nedir? Allah-u Teala git kullarımı bana getir diyor. Git kullarımı bana getir. Ya Rabbi ben kullarını hangi yol üzerinden getireyim? Nakşi üveysi üzerinden getir. Sonra Ziya Baba Hazretlerini buluyor Kadi Tarikatı. Kadi Tarikatı da yine Halidiye kolu. Efendim Muhammed Halid-i Bağdadi, Abdullah Mekki, Urfa'da Osman Avni Baba, Harun Hüdayi Baba, Muhammed Baba, Akçaabat'ta Hayri Baba Hazretleri, onun halifesi Ziyaullah Hazretleri Sefaköy'de ve Dursun Baba da onun halifesi kadri olarak Kutbul Azam Ziyaullah'ın halifesi, aynı zamanda da damadı. Allah şefaatlerine nail eylesin. Böyle gelmekteyim. Aşk kervanıyım. Sevgili kardeşler, aşk bir devlettir. Allah-u Teala dilediğine verir. Baba Efendi, aşk kervanıyım. Ezeli aşk, aşkın menbaı, kaynağı Seyyid Muhammed Ali. Levlake levlek esrarındaki söz Resulullah Efendimiz'e varmazdan o aradaki aşk Seyyid Muhammed Ali. Daha gerisini siz düşünün. O gün bugün o aşk kervan olarak gelmiş, her evliyada o kervana yükünü yüklemiş, yükünü boşaltmış. Bu kervan aşk kervanı. Kervanın bezirganı Seyyid Muhammed Ali. Ezelden de öyleydi, ebeden de öyle olacak. Allah-u Teala öyle taksim etmiş. Aşkım o, onu satarım. Bura öyle bir pazar ki, gül alanlar gül satar, hak alanlar hak satar. Peki koyununda yılan besleyen ne satar? Kem sözlülükten Allah'a sığınırız. Badem o. Dört bade akar cennetten değil mi kardeşlerim? Bal, su, şerbet olarak bir düşünün. Bal, su, süt, şarap. Dört bade. Ve kaynağı bir. İnsanın başında da buna benzer örnek var değil mi? Göz, kulak, ağız, burun. Hepsinin kaynağı baş ama ayrı ayrı akır. Bir başta böyle akıntılar varken cennette dört badenin kaynağı bir olmuş da çok mu? Bir dilin üzerinde dört tat alma yetkisi varken cennette bir kuyudan dört tane suyun çıkması hayret edilecek derecede acayip bir şey mi? Değil tabii. Evet, zikir ağacıyım. Sevgili kardeşler,
Gönüle bir tohum atılır. Bu tohum göğe doğru yükselir. Palmiye ağacı gibi dalları vardır. Böyle o genişledikçe dallar çıkar çıkar dal içinde. Ortadan bir gövde, gövdenin etrafında dallar genişler genişler genişler. Bu gövde ta zikir ağacı uzanır. Arşu alaya değer. Arşu deler. Önce kafası arşu alaya değer, kafasını eğer. Sonra o kafa yukarıya iyice kalktığında arşı değer, arşın üzerine baş çıkar gül ağacı. O kafanın üstünde gül açar ve arşın üzerindeki zata dönerek tıpkı güneş çiçeği gibi o zat nereye dönerse o da yüzünü oraya çevirir. Ve semme ve çurla. Yüzü nereye dönerse Allah orada ayeti burada zuhur eder. Bunun üzerine çıkmamış kaf ve sem kafa ve semme ve çullah'tan söz ederse yalan söylemiş olur. Beyitte bile aşık ve semme ve çullah'tan söz etse kafası arşa değip de oradan içeri girip de kafasındaki o gül açıp da Hakk'a yüz tutmamışsa yalan söyler ve semme ve çullah'tan. Evet. Her ayetin bir tecelli bir yeri vardır da. Bunun tecelliyatı da neymiş? Zikir ağacının arşı delmesi. Ve ben zikir ağacıyım diyor. Bende bu hal var diyor Baba Efendi. Amenna ve settemna. Bizde de var. Çünkü biz onun evladıyız. Ondan almışız bu görevi. Tevhidim o. İbrahim Aleyhisselam gibi. Tevhidi buldu. Benim Allah'ım ölüleri diriltir, güneşi doğudan doğurur, batıdan batırır dedi. Pardon, Nemrut'a. Nemrut'a dedi ki benim Allah'ım ölüleri diriltir, güneşi doğudan doğru batıdan batırır. Eğer sen darlarsan tersine yap. İşte tevhidin esası. Tevhidim o, birliğim, beraberim. Her nefes bize ancak Yasin'de zikre tabi olanlar inanır. Her nefes. Ey bak. Her nefes zikrederim. Bir anlık gafletten Allah'a sığınırım demek istiyor. Bize ancak Yasin'de zikre tabi olanlar inanır. Bu sözlerim herkes için geçerli değildir diyor. Bunlar ancak zikre tabi olan kamil insanlar içindir. Her sözün alıcısı vardır ya. Mesela alışveriş merkezine herkes gider ama herkes patatese hücum etmez değil mi? Herkes kendi ihtiyacını görür. Buradaki insan da kamiller için bu vitrin ayrılmıştır. Kamiller ancak bundan anlar diyor Baba Efendi. Evet. Onlar gül rengine boyanır. Onlar gül rengine boyanır. Ne diyor? Sıbgat Allah. Allah'ın boyasını boyayın. Ve men ahsanu min Allah sıbgata. Allah'ın boyasından daha güzel boya mı var? Onlar size sorsalar siz kimsiniz? Ve nahnu lehu abidun. Biz abidlerdenik diyiniz. Boyanabildin mi gül rengine? Hangi gülün açtı sende? Hangi gül görünüyor? Hangi renktesin? Allah'ın hangi boyası sende? Bilmiyorsan noksanın var. Biliyorsansa hala helalsin. Onlara sözümüz bizim diyor. Onlara sözümüz bizim, onlara. Sevgili kardeşler, iyi anlayın. Avamlara değil, haslara, hasul haslara bizim sözümüz diyor. Elimiz onlaradır. Elimizde ne var? Onlar Resulullah'a biat edince Allah'ın eli onların elinin üstündeydi. İşte biz elimizi biat için verdiklerimiz bu kişilerdir. Bizim askerlerimizdir. Rastgelene el verilir mi ya? Kuyumcu dükkanı teneçke alıp da vitrine düzer mi ya? Kuyumcu dükkanı patates domates satar mı ya? Ticaret olsun diye satmaz. Bizim elimiz ancak bunlaradır diyor Baba Efendi. Herkese el vermeyiz. Geliriz, onları biliriz, onlardır kaydımız. Ona gideriz. Ezeli taksimatında bizde kayıt olanları biz biliriz. Onlar için geliriz. Onlara gideriz. Onları yetiştiririz.
onların için varız. Ona amaneti yükümüz. Biz emaneti ona yükleriz. Emanet ehliyiz çünkü biz, diyor Baba Efendi. Evet, emanetleri Muhammed Vehbi Hayati'ye Muhammed Halid Bağdat'ı gönderdi. O emanetleri de Muhammed Vehbi Hayati Seyyid Muhammed Ali'ye münasip gördü. Bir gün kapıdan içeriye girdim. Baba Efendi oturuyor postunda, şöyle bana baktı ve şöyle dedi. Aynen şu şekilde, beyiş şeklinde söyledi. Deli gönül, hangi dala konarsan senin tutunacak danın mı kaldı? Bunca yükü sen üstüne alırsan senin dert çekecek halin mi kaldı? Bize demiştir. Tabii bu beyti biliyoruz ama Allah Ekber Çiçek söylediği bir şey, ama olsun. Baba Efendi'den bu sözü duymak bizim için çok büyük bir nimettir. Ve emaneti almak da kolay bir şey değildir. Şimdi oraya geleceğiz zaten. Emaneti aldılar. Emanet ehliyiz, emanet verdiler. Eyvallah. Amma ve lakin emaneti dağdaş çekemedi. Ayette öyle diyor. Dağdaş çekemedi. Cahil olan insan çekti. Çünkü biz cahiliz arkadaşlar. Nasıl cahil olan insan çekti? Kardeşim, sarhoş kafayla verirler bu işi. Ayık kafayla kimse almış. Veysel Karani Hazretlerine ziyaret eden Hazreti Ömer ve Hazreti Ali Efendimiz ona hırkayı verdikten sonra dedi ki, ya Ömer, sen bu halifeli üzerine aldığında hiç yetmedin. Dedi, gider veririm, devrederim. Dedi, ya Ömer, senden akılsız kimse bulamazsan, işte böyle cahiliz biz. Edim iyi anla. Avam cahilliği değil. Cahillikte ince bir esrar var. Rivayet edilir ki, efendime söyleyeyim, Vahdedi Vücutlulardan Muhyiddin Arabi Hazretleri manaya göçecek postu kimseye vermemiş. Helalinde dolanırmış, yemiş sahile. Suriye'nin Akdeniz sahiline yemiş, bakmış ki iki tane sarhoş eğlenir. Birine işaret etmiş, gel hele buraya gel demiş. O da, ben mi efendim demiş, he sana diyorum, gel gel demiş. O karanlıkta o sarhoş kalkmış gelmiş. Buyur efendim. Posta atmış, demiş ki şu postun üstüne otur bakayım sen. Oturmuş. Demiş, hadi postun sana mübarek olsun, ben giderim. Sarhoş ayağa kalkmış, post peşine gidiyor. Lan az uyanıyor, az uyanıyor derken sabah olmuş. Bakmış ki bu iş iş değil, tövbe etmiş. Ve postu almış, postun gereğini yaparak dostuna dost olmuş. Gece ve ayık kafayla vermezler. Ey anla, bu sarhoş senin şaraptan, rakıdan sarhoş değil. Nasıl bir sarhoşluk sen anla. Belki de içtiği şarap küpünün içi örümcek dolu. Örümcek ağız var ama küp açsan şarap dökülür. Bunu da sen anla artık ne demek istese. Ya böyle cahillere verdik diyor. Çünkü biz cahiliz. Öyle kardeş. İlim Allah'ın. Ha, buradan gel. İlim Allah'ın, ilim sıfatı var da. Hayat, ilim, semi, besar. Burada ilim sıfatı var Allah'ın. Odur alemlerin Rabbi, odur Tarık'ın rahberi. Çünkü bu gemi Nuh'un gemisi. Efendime söyleyeyim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bu 7 ayet verilir. Bu 7 ayet tarika rehber olanlara verilir. Fatihası okunmadan bu tarika rehber edilmez bir insan. Elhamdülillah, bizim hem Fatihamız okunmuştur hem hatmimiz okunmuştur. Buna 200 kişi de şahittir. Seyyid Muhammed Ali Hazretleri yemek de vermiştir. Ya? Ve dağdaş emanet verildi mi? Bu da var. Burada elhamdülillah alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun demekteki maksat bu. Onu tarikata rehber verir. Kol ağası eder. Çünkü bu gemi Nuh'un gemisi. Sevgili kardeşim, kurtuluş gemisidir benim ehli beytim, diyor Resulü Efendimiz. Ona binen Nuh'un gemisi gibi kurtulur. Neden kurtulur? Dünyanın tufanından. Bizim de gemimiz vardır sevgili kardeşler. Seyyid Muhammed Ali'nin deryasında onun da gemisi vardır, bizim de gemimiz vardır. Hatta bir ara benim gemim onun gemisine çarpacaktı. Efendimiz manevra yaptı, çarpmadı ve bana dedi ki, tecrübe et engin. Fırtınalı günde gemini dalgalara doğru süreceksin.
yan tutmayacaksın diye de uyarmıştır efendim bizi. Gemi sahibi olmasak bunu söylemez herhalde de. O da bilir, biz de biliriz, gemimiz var elhamdülillah. Bunun dümeni, freni yok. Geminin kaptanı var ama dümeni, freni yok. Yani sağa bük, sola bük falan yok. Ne diyor? İrşadi Baba burada bir işaret veriyor. Yelkensiz gemiyi engine saldım diyor. Dümensiz gemi engine sardım. Zaten enginin de gemisi var. Vermiş bir üveysten gemi, haydi. Yürüten Allah-u Azimüşşan'dır. Allah dilemese yaprak canlanmaz yahu. Allah dilemese bu işlerin hiçbiri olmaz kardeşim. Ya Allah-u Teala Hazretleri öyle büyük bir güç ve kuvvet ile kuluna ihsanı boldur ki, lütfü keremi boldur ki, hiçbir peygamber ve hiçbir evliya, sevgili kardeşlerim, Allah'ın planını bilmez. Ama Allah'a teslimiyetleri tam olduğu için bu gemiyi Allah yürütür. İster fırtınayla yürütür, ister rüzgarından yürütür, istersen bir balığın sırtına gemiyi alır götürür. O onu nasıl yürütecekse öyle yürütür. Mühim olan sen gemine sahip çıkacaksın, gemindeki tayfalarına da sahip çıkartacaksın, çeliği, çürüğü doldurmayacaksın. Gemin olsa ne olacak? Bir Hızır gelir deler ya, delsin. Canı sağ olsun. Eşkıyaların almasındansa delik gemi gidip gelmesi daha hayırlı diyelim. Oraya da bir tebessüm edelim. Evet. Yürüten Allah-u Azimuşşan, gel sen de kılıç kuşan. Kılıç nedir kardeşler? Arif'in kılıncı, erenlerin kılıncı aşağıdan asılır. O kılıç erenlerin yanında durur. Hiç kimseye kılıç çekmezler. O kılınca insan kendini vurur. Bir gün 99'udu. İstanbul'dan geldim. Baba Efendi Erzincan'daydı. Ben de Baba Efendi Hazretleri'nin yanındaydım. İşte bu Tarikat Kapı kitabını yazıyordu. Bana da birkaç tane beyit yaz dedi. Ben de yazdım. Bu Tarikat kitabında 127. sayfalarda falan beyitlerimiz var bizim. Yazıyordum. O Baba Efendi sohbet ediyordu. Aynı rahlede. Bir ucunda o, bir ucunda benydim. Baba Efendi'nin küçük oğlu Adem, efendi Engin abi ne yazıyorsun? Engin abi ne yazıyorsun deyince, ben de bak derken böyle bir bak dedim. Adem böyle bakınca Baba Efendi bana döndü. Bana dönünce yanındaki kılınca bir vurdum efendi. Boydan boya vücudum yarıldı. Yara aldım. Adem'e dedim, ne yaptın Adem? Dedi, ne yaptım abi? Dedim, Adem beni kılınca vurdum. Ne kılınca abi dedi. O zaman Adem vardı 15-16 yaşında. 17 yaşında. Biz de efendime söyleyeyim, vardık 30 yaşlarında. Ya ne demek ne kılıncı? İşte var bu kılınç. Bu kılıncın adı Zülfikar. Bu öyle bir kılıç ki bunun adı Zülfikar. Hakkı batından ayıran kılıç kardeşim. Kılıç kuşan hakkı ve batından ayıracak gücün olsun diyor yani. Bu kılıncın adı Zülfikar'dır. Bu kılıncın adı Tevhid'dir. Onlar olur aslan. Ali Efendimiz nasıl Allah'ın aslanı ise sen de Allah'ın aslanı olduğun zaman bunu sana verirler. Bunu yerden kaldırmak da herif ister. Sultan Şahımıza sorun. O bize şahittir. Biz bu Zülfikar'ı yerden nasıl kaldırdık? Sultan Şahımız Hazretleri buna şahittir. Ki zaten imtihan eden de o. Kaldırıp kaldıramayacağımı da o imtihan etti beni. Allah-u Teala şefaatlerine nail eylesin. Devam edelim. Ne güzeldir gülşen. Ya huri kılman, yanında dolaşan velet. Sevgili kardeş, gülşen bahçesini biliriz ama huri kılmanı görmedik. Anlatamam. Herkes gördüğünü anlatır, bildiğini anlatır. Kitaplarda yazılıdır. Huriler kızdır, kılmanlar erkek çocuğudur. Efendim incimsi veletlerdir bunlar diyor Allah-u Teala ayetlerindeki gibi. Ama ben bunları huriyi, kırmanı, veleti görmedim. Veleti gördüm de huriyi, kırmanı görmedim. Onun için bunlardan size detaylı bahsedemem. Bunlar cennete girip görmek lazım. Baba Efendi cennete sonra girersen dedi. Ben oraya geçer cenneti görünce baba bak şurası cennet dedim dedi. Sonra girersen dedi. Giremedim cennete. Onun için bunları da göremem. Sadece anlatamam. Mercan, havzu, kevser, dolan keseler. Şimdi mercan aşk, kırmızı renk.
Havzu Kevser, Ebu Hayat suyunun sunulduğu, cennet ehlinin içtiği, susazdırmayan, acıktırmayan bir güzellikteki su. Bunu bilirim, Kevser şarabı içtim. Ondan sonra dolan keseler. Evet, aşıklara sunulur. Muhabbet ehline sunulur. Bundan haberimiz var. Kevser şarabının başında Hazreti Resulullah durur. O gençlere avuçlarıyla su içirecek ya, tası çık kaldırdı. Ben dedi tası arama sokamam o gençlere. İşte avuçlarıyla su içirdiği gençlerden eyliyor Allah-u Teala bizleri. O gözler ki hep aşkı tebessüm eder. Ne güzeldir o yüz o çehreler. Sanki mehtaplı gece ayın 14'ü. Evet, bu cennet ehlinin güzelliklerinden bahsedir. Bir civan sanki seher vakti kızıl kızıl, al kırmızı, sarı turuncu, işte rengarenk, sanki güneş doğacak, bu Resulullah'tır. İşte sevgili kardeşlerim, fenafir Resul'e olmak için, ermek için seherde ayık durmak lazım. Cennete girmek için de yine seherde ayık durmak lazım. Çünkü seher vakti rivayet edilir ki Güneydoğu şeyhlerinden, tabi Kavs Hazretlerinin zamanından evvelki efendime söyleyeyim, Şeyh Talha Hazretleri zamanından diyelim. İsim vermiyorlar ama bir rivayet ediyor ki o zada Şeyh-i Azam'ın bir tanesi 6 müridiyle beraber her gece seher vaktinde onları alır, benim izime basın der, onlar da izine basarak cennete gider, cennette eğlenir, bir daha geri döner gelirlermiş. Bir gün bu müritlerin bir tanesi gelmeyince başka bir tarikattan başka bir mürid almışlar ama bu aldıkları müritten ötürü bizim tarikattan niye bir kişi değil de başka tarikattan başka bir mürşidin talebesi diye bir tanesi içerilenmiş. Ne nitekim cennete girmişler. Cennetten nar yerken ekşi olduğunu görmüş demiş. Efendim cennette nar ekşi olmaz. Niye ekşi bunlar? Oğlum niyetim bozuk demiş. Cennette niyet bozukluğu ve bir daha onu götürmüş mü götürmemiş mi bilmiyoruz. Ama niye nar yediriyor başka değil? Yani mesela elma değil, portakal, mandalina, muz değil de niye nar? Çünkü narda cennet suyu gizli. Her şu yeryüzünde yediğimiz narın bir tanesinde cennet suyu gizli onun bir tanesinde. Onun için diyor ki narın danelerini tökmeye dikkat etmeyiniz. Dikkat ediniz, tökmeyiniz narın danelerini ve kimseyle de pek paylaşmayın. Ve o cennet suyu ona giderse, gerçi biz Müslümanlar kardeşlik kime giderse geçsin. Ne yapıyoruz? Narı bölüyoruz. 3'e, 5'e, 7'ye büyük nar olursa ya da dolduruyoruz, töküyoruz bir tasın içerisine, ayırtıyoruz daneleri. Sonra kaşıkla yiyoruz. Bazen de duş sepip yiyoruz. İnsanların niyetine göre. Allahu Teala Hazretleri nar lezzeti alanlardan cennet suyunu o tanesini bulup da yudanlardan eyliye diyelim. Evet sevgili kardeşler, güneş doğacak, bu Resulullah'tır dedik. Şimdi güneşin doğacak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi inşallahü rahman bir dahaki sohbetimizde anlatalım. Allahu Teala Hazretleri sağlık, sıhhat, afiyet, huzur, mutluluk nasip eylesin. Allahu Teala anlayıp dinleyip amel edenlerden eylesin. Geçmişlerimizin ruhu için, piri piran için, hasreten Allah rızası için El Fatiha-tü Selavat.